Evet. Evet. Sayın Başkanım ama dur. Az dur, kimse gelmedi daha. İnsanlar hemen gelmiyor. Ben orada şey yaptım da biraz şey yapsın, az dursun. Canlı yayın. Direkt. Hemen peş peşe gelir zaten şimdi. 9 oldu hemen. Hemen 30 olur o. Ha, 21 oldu. Dur. Efendim Sayın Efendim. Mustafa'dan haber var mı? Ayancık pazar yeri. Selle birlikte. Evet. Sayın Başkanım, Ayancık'tayız. Bugün, sel felaketi. Evet, bugün saat 2 civarı Meclis Başkanımızla birlikte zor şartlarda Ayancık'a ulaştık. Kaymakam Bey, Belediye Başkanımızla birlikte, kaymakamlığımızda elimizden geldiği kadar destek olmaya çalıştık. Bundan bir saat önce Babaçay'da kurtarma çalışmaları hızlı şekilde devam ediyor. İnşallah devletimiz bugün Ulaştırma Bakanımız da birazdan burada olacak. İnşallah devletimiz bu vatandaşlarımızın zararını en kısa zamanda karşılayacaktır. Aynı zamanda Tarım Bakanımız olsun, İçişleri Bakanımız, Bakan Yardımcımız konuyla çok yakından ilgileniyorlar. Sayın Valimiz ve Sayın Milletvekilimiz İndeki kriz merkezinde krizi yönetiyorlar. Evet, biz de zor şartlarda geçmiş olsun abi. Müthiş bir hızla gidiyor. Felaket. Ayancık pazar yeri. Hala hava kapalı. İnşallah yağış azalır. Çünkü çayda çok süratli bir su akışı var. Karayoluyla gelmiş olduğumuz o şeydeki yolun adı neydi? Sapattan döndüğümüz Ayancık'a. Oradaki kapı şu anda senden. Sağ ol. Geçmiş olsun abi. Geçmiş olsun. Alo.
Vallahi şu anda abi kurtarma çalışmaları, Allah razı olsun. Ha, abi ne konuşuyoruz, döndüğümüz yani biz eski yoldan geldik. Eski şu aradan giriliyor ya. Baba, tas altı kovucu ağaçlığın herhalde geldiniz. Sahiden içeri gidiyoruz. Sahiden içeri gidiyoruz. Gencek öden oraya geldiniz. Gencek'ten. Gencek. Evet, şimdi biz Ayancık'ta eskiden sel olduğu zaman insanların kullandığı Gencek tarafından dönülüp yukarıdan doğru gelinen yerden geldik. Gelirken bir köprüden geçtik. O köprüde biz geçtikten sonra yıkılmış. Şu anda oradan ulaşım sağlanamıyor ama karayolları ana yolu hızlı bir şekilde hazırlıyorlar. Menfezler geliyor. Az sonra koyacaklar menfezleri. 2-3 saat sonra ana yolda açılır muhtemelen. Diğer taraftan da Hatip'ten aşağıya köy yolu var. O köy yolundan doğru yine Gencek tarafından geçiş, Yeniceköy'den doğru Ayancık'a iniş sağlanacak. Ama şu anda köprüler, iki köprü de yok. Ayancık'ın girişinde iki ana köprüsü, ikisi de yok. Bizim o köprü yıkılmış. Köprü tamamen gitmiş. Evet. Geçmiş olsun. Köprü tamamen gitmiş. Biz koşarak geçtik kırık köprüden. Köprü şimdi de gitmiş. Evet. Müthiş, çok kuvvetli bir vatandaş bir yandan işte malını düzeltmeye çalışıyor. Tabii sel bir kısmını almış. Büyük bir afet. Odunlar çarşı işlerinde. Sel çünkü şeyin üzerine çıkmış. Çay seddesinin üzerine çıkmış. Allah'tan yakın zamanda bu sedde yapıldı. Yoksa daha büyük felaketler olurdu. Evet. Havalar biraz hafif yükseldi gibi. Mahsur kalan vatandaşlarımız helikopterle şu anda alındı. Görünüyor, alındı. İnşallah bitti kurtarma operasyonu. Devletimiz yine de çok güçlü. Bunların hepsini yapacaktır. Bunların hepsini en kısa zamanda. Evet. Köprünün bir tarafı patlamış durumda. Başkanım, diğer köprü de kırık, bu köprü de tamamen dağılmış. Bu köprünün yarısı gitmiş. Yarısı gitmiş. Ayancık'ın girişindeki köprü. Milli Savunma o köprüyle Ayancık'a giriş sağlandı. Ama şu anda burada hava sakinledi. İnşallah bundan sonrası yağmazsa hasarlarımızı da telafi edeceğiz. Köprünün üzerindeyiz. Pazar yerde dağılmış vaziyette. Evet. Can güvenliği açısından güvenlik kuvvetleri de köprüyü boşaltılmasını. Evet. Şimdilik o kadar.